Balbuena Galatasaray'ın gündemindeydi ama ben artık geleceğini zannetmiyorum. Peki. Hemen şöyle bir transfer haberlerine geçiş yapalım. Arda Dong seçimi bekliyor. Dong'u ben tercih etmiyorum ama onun da seçimi beklediği yönünde haberler var. Şöyle biraz daha büyüttük ekranı. 20-21 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray bugün sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor. Terim gibi takım kaptanları Arda Turan ve Donk'un durumu da belirsizliğini koruyor. İki oyuncu Süper Lig'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Terim göreve devam ederse Arda ve Donk'la birer yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor demiş. Evet, Onyekuru bilmecesi. Bu arada bunu da ben söyleyeyim. Yeni yeni başka gazeteciler de söylemeye başladı. Onyekuru da Fatih Terim'i bekliyor. Seçimi ve Fatih Terim'i bekliyor. Menajer William Davia ile çalışmama kararı alan mevcut Galatasaray yönetimi bu yüzden Henry Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar 4,3 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Fatih Terim'in ise Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadığı ortaya çıktı. 19 Haziran'da seçilecek yönetim Nijeryalı Yıldız'la ilgili kararını verecek. Ben tekrar söyleyeceğim. Bazı gazetelerde Fatih Terim istiyor deniliyor. Bazılarında istemiyor deniyor. Ben şu konuda iddialıyım. Fatih Terim Onyekuru'dan vazgeçmiş değil. Fatih Terim uygun koşullarda Onyekuru hamlesinin yapılmasını istiyor sevgili arkadaşlar. Evet, Galatasaray'dan çifte harekat. Portekiz medyası Braga'nın Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'yi Galatasaray'ın ilgilendiğini duyurdu. Cimbom Tunus'un Esperance takımında oynayan Ben Rontani'yi de yine ilgileniyor. Onun da peşinde olduğunu yazmış. Evet, geldik Sergio Ramos'a haberine. Az önceki bilgiyi birazdan değerlendireceğiz ama Sergio Ramos'u konuşalım. Yurt dışı basınında çıktı. Galatasaray Sergio Ramos için devrede. Haberin kaynağını da görüyorsunuz. Sonrasında Fotomaç yazmış, Fanatik yazmış, bütün Galatasaray sayfaları yazmış. Sergio Ramos, Galatasaray Sergio Ramos için devrede şeklinde. Şurada hatta bir Galatasaray sayfası, ben de bunu kullandım. Sergio Ramos'un şöyle Galatasaray formalı bir Photoshop'unu yapmış. Arkadaşlar, Sergio Ramos Galatasaray'ın gündeminde değil. Galatasaray şu an stoper aramıyor. Ama gelmesini ister miydim? Evet, 2-2,5 milyon euro bandında Sergio Ramos'un Galatasaray'da oynamasını kendi adıma isterdim. Yani tercih ederdim açıkçası arkadaşlar. Fakat şu an için gündemde böyle bir isim söz konusu değilmiş. Şu bilgisayarın açısını bir değiştireyim dedim ama olmadı galiba. Yani şu an için sevgili arkadaşlar Sergio Ramos ismi Galatasaray'ın gündeminde değil. Ama gelirse Galatasaray'da özellikle 2,5-3 milyon euro bandında çok ciddi katkı sağlayacak, sükse yaratacak bir isim. Ama gelme ihtimali çok zayıf. Galatasaray'ın da ayrıca tam anlamıyla böyle bir ihtiyacı da yok. Yani. Evet, Sergio Ramos zaten tanıyoruz. Real Madrid'de oynuyor. Sözleşmesi bitti. 1,84 boyunda stoper pozisyonda oynuyor. 35 yaşında arkadaşlar. Sevilla altyapısından çıkma. Kariyerinin de hemen hemen büyük bir kısmını, hatta tamamına yakınını Real Madrid'de geçirmiş bir isim. Ama yani Galatasaray'ın stoper pozisyonunda az önce de saydık bir sürü oyuncu var. Yani Marco Lundama, İşte Alparslan Öztürk, Ozan Vafor, hatta Donk'la sözleşme ilerlerse Donk, Emin Bayram. Ben ihtimal vermiyorum. 15 maç 2 gol atmış. 15 maçta 38 maçın 15'inde oynamış. Yaşına göre bence gayet iyi oynamış. Gelirse Pepe gibi olur. Pepe'yi hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Beşiktaş transfer etti. Yani çok savunmada efektif değildi ama o fazla iyi işler yaptı Pepe. Tecrübe kattı. Abilik yaptı takıma. Fakat Galatasaray bir istediği parayı karşılayamaz. Muhtemelen en az bir 4 milyon euro bir bütçe gerekir arkadaşlar. Sergio Ramos için. O bütçeyi Galatasaray sağlayabilir mi? Çok zannetmiyorum.
Öncelikle bunu belirteyim. Diğer taraftan da orada bir trafik var. Yani Galatasaray'ın yoğunluğu var o bölgede. Şurada oynadığı pozisyonları görüyorsunuz Sergio Ramos'un. Sağ bek, sağ stoper, sol stoper pozisyonlarında oynuyor. 1.84 boyunda, sağ ayaklı. Ana pozisyonu stoper, yan mevkisi sağ bek olarak burada yazılmış. Şurada Sevilla altyapısından çıkıyor sevgili arkadaşlar. Sonra Sevilla B takımı, oradan Sevilla, ardından da 27 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oluyor. 2005 yılında Real Madrid'e transfer oluyor. Şu an 2021 yılındayız. Yani çok uzun bir süre, özür dilerim. Açıkçası Real Madrid forması giyiyor. 16 yıl mı giyiyor? Evet, 16 yıl Real Madrid forması giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Tıpkı Bülent Korkmaz gibi. Şimdi Galatasaray'a yurt dışı basınında, bakın bu Türkiye kaynaklı bir haber değil, yurt dışı basınında çıktı. Galatasaray'a geleceği, Galatasaray forması giyeceği yönünde haberler var. Ben ihtimal vermiyorum. Toplamda Şampiyonlar Ligi'ni de katarsak 21 maça çıkmış. 4 gol, 1 asist yapmış. Aslında fena da bir performans ortaya koymamış. Sergio Ramos ister misiniz arkadaşlar? Şöyle bir bakıyorum. Elmin Hasanov, abi Ramos Paris Saint Germain veya Manchester United'a gidecek demiş. Abi boşa gösteriyorsun, vakit kaybı zaten. Ramos'u bilen biliyor, gelmeyeceği de belli demiş. Haklısın. Ama gazetelerde çıktı, yurt dışı basında çıktı. Herkes konuştuğu zaman biz de konuşuyoruz. Şimdi ben bunu konuşmasam bile sizlerden soru gelecek arkadaşlar. O yüzden konuşma ihtiyacı duyuyorum. Artu Özer, Ramos gelirse forma çekilişi yap. Zaten %0 ihtimal. Doğru demiş. Ramos gelirse arkadaşlar, iki izleyiciye Ramos forması. İki izleyiciye. Artu güzel fikir vermiş. İki izleyiciye Sergio Ramos forması vereceğim. Taha Yılmaz, 4 milyon euro 3 yıllık geliyorsa gelsin. Sonuna kadar razıyım. Abi zaten 35 yaşında, 3 yıl diyorsun, 38'e kadar mümkün değil yani. Oynayamaz abi. Bir de gördünüz ya, gencecik adam, 29 yaşında adam kalp krizinden az kalsın ölüyordu. Yani artık futbol o kadar sertleşti ve o kadar tempo kazandı ki, yaşlı futbolcuların sevgili arkadaşlar, yani uzun süre futbol oynamaları, üst seviye futbol oynamaları çok mümkün gözükmüyor. Kel adam 2,5-3 milyona isterim demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Zor bir transfer. Gerçekçi bir transfer değil. Berke Huan. Abi zaten Ramos maaş yüzünden sıkıntı çekiyor. 5 milyon euro civarı bir şeyler istiyor. Niye bize gelsin? Paris Saint Germain yüklü bir miktar veriyor. Biz de gelmez diyoruz zaten arkadaşlar. Çok çok zor. Aref Galatasaray, Ramos yak gel diye bir mesaj göndermiş. Peki. Evet, Ramos'u geçiyoruz. Şimdi daha olabilme ihtimali yüksek bir isme geleceğiz. Orta sahaya iki aday. Bir tanesini zaten biliyoruz. Ben Romtane. Açıkçası Galatasaray'a ciddi anlamda yazılıp çiziliyor. Tunuslu bir futbolcu. Sizlere anlatmıştım. Diğeri ise Braga'da oynayan Ali Musrati sevgili arkadaşlar. Al Musrati, pardon, özür dilerim. Ali Musrati diyorum. Al Musrati, 6 Nisan 1996 doğumlu. Ali Muhammed Al Musrati kariyerine El Ittihad'da başladı. Gumareş'te profesyonel oldu. Braga'dan fiyat istenmiş. Şöyle ben size bonservis bilgilerini de ekrana getireyim. 10 milyon euro bonservis bedeli var ama 5-6 milyon euroya bitirebileceğiniz bir transfer. Ön libero pozisyonda oynuyor. Şurada bu sezonki performansını görüyorsunuz. 28 maç, 3 gol, 3 asist. Fena değil aslında. 34 maçın 28'inde oynamış ve 3 gol, 3 asist yapmış sevgili arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Burada oynadığı pozisyonları görüyorsunuz. 6 numara ve 8 numara pozisyonda oynuyor. Sağ ayaklı bir futbolcu. 1.89 boyunda sevgili arkadaşlar. Ve şöyle bir transfer kariyeri var. El Ittihad'de başlıyor. Sonrasında Braga'ya kadar, Gumareş Braga'ya kadar transferi gerçekleşiyor. Ve son nokta. Şimdi ben Galatasaray'ın A planında Dieng ve Hernani olduğunu düşünüyorum. Bana gelen bilgiler de bu yönde. Yani
Galatasaray bir bonservis vererek bir transfer yapacaksa Dieng'i yapar bana kalırsa. Dieng Fatih Terim'in en çok istediği yabancı orta sahalardan biri. Malili bir futbolcu. El Ahli Kahire takımında oynuyor. Nusrati ise Braga'da oynuyor demiştik zaten. Nusrati 25 yaşında, Dieng 23 yaşında arkadaşlar. Nusrati'ye burada 10 milyon euro değer yazılmış. 5-6 milyon euro. Dieng'e burada 2 milyon euro değer yazılmış. Ama Dieng'in bonservisi 5-6 milyon euro. Yani aslında bonservis olarak iki oyuncu birbirine eşdeğer. Fakat Dieng Fatih Terim'in daha çok istediği ve daha genç bir futbolcu. İlerledik. Performans karşılaştırması arkadaşlar. Al-Nusrati 111 maça çıkmış bugüne kadar. 6 gol, 6 asist yapmış. Dieng ise 125 maça çıkmış. 4 gol, 7 asist yapmış. Ha diyeceksiniz ki yani biri Portekiz liginde oynuyor. Diğeri işte El Ahli Arap coğrafyasında veya Afrika'da sanırım. Afrika'da oynuyor evet. Yani daha görece zayıf bir organizasyonda oynuyor. Ama inanın Dieng eğer bonservis verip bir transfer yapacaksanız orta sahaya Dieng bence Nusrati'den daha iyi bir futbolcu. Ben kesinlikle ve kesinlikle Dieng'i tercih ederdim. Para vereceksem orta sahaya alacağım 6 numara pozisyonuna alacağım yabancı oyuncuya bonservis ödeyeceksem Nusrati'ye değil Dieng'e öderdim arkadaşlar. Sizlere de soruyorum. Dieng mi Nusrati mi? Chat bölümünden yazın ekrana getireyim. Tekrardan soruyorum. Nusrati mi Dieng mi? Ben Dieng diyorum. Şöyle bakalım. Rahim Karaca, Eyüp abi Fenerbahçe, Fenerbahçe dijital para çıkartacakmış. İlk etapta 150 milyon TL gelir kazanacak. Galatasaray da o işlere girecek. Hatta girdi yani. İlk Galatasaray girdi arkadaşlar. Gala Token. Galatasaray'ın kripto parası. Bir ara ben de biraz aldım ve kazandım. Eyüp Ensar Özaltın. Eyüp abi El Musrati gelirse Galatasaray'a çok katkı sağlar. Ben Dieng diyorum. Ama Yunus Emre bence Hernani demiş. Kamercan Gül Dieng demiş. Ben Dieng'ciyim. Sizlerin görüşlerinizi merak ediyorum. Ultra Aslan Hernani yazmış. Tabii Hernani de gündemde. Bir de Hernani Galatasaray bonservissiz bir şekilde takımı küme düştüğü için transfer edebiliyor. Yani onu da söyleyelim. Hernani de olabilir. Mikail Kubilay. Olmayan parayı kime veriyorsunuz? Galatasaray'ın bir transfer bütçesi var mı Mikail? Mustafa Muhammed'e verecek bir kısmını. Bir kısmını Onyekuru'ya verecek. Ben öyle düşünüyorum ya. Yani. Fatih Terim gelecek ve bana kalırsa Onyekuru transferi gerçekleşecek. Bir bütçesi var Galatasaray'ın. Ama o 6 numara pozisyonu içinde bonservis öderek bir transfer yapar mı? Bilemiyorum. İnan Altun. Abi bu Dieng niye bu kadar pahalı? Avrupa'da vitrini yok bence. 2 milyona biter. Bir de Dieng oynadığı liginin vitrini yok. O yüzden 2 milyona biter demiş. Valla çok yetenekli olduğu söyleniyor. Fatih Terim. Daha doğrusu Galatasaray Kulübü Dieng'le ilgili bir yoklama yaptı. Ama o yoklamadan çok olumlu sonuç alamadı. Ve çok seviliyor. Oynadığı takımda çok sevilen taraftarların takımda kalmasını istediği bir futbolcu. Evet. Kel adam abi neden ikisi de gelmesin? Hernani orta sahada oynar. Kel adam şu nickini değiştir ya. Kel adam nedir ya? Yani değiştir. Az saçlı yap. Az saçlı adam. Abi neden ikisi de gelmesin? Hernani orta sahada oynar. İkisi de gelmez. Yani bir yabancı durumunun da netleşmesi gerekiyor. Yani ikisinin de gelmesi çok bence mantıklı değil. Grande Terim abi adı güzel futbolcu alacaksın. Genelde iyi çıkıyorlar demiş. Peki. Mete Çağlayan 210 milyon euro borç var ki Mustafa'yı alıp yine kiralıp aşklara yelken açarız demiş. Sofyan Amrabat. Bugün gördüm haberlerini Sofyan Amrabat'ın. Birkan Uğurlu. Ama yani ilgi ne seviyede bilemiyorum. Ercan Çelebi.
Eyüp abi senin istediğin 6 numara hangisi? Dieng arkadaşlar, ben söyledim ya, yani ben Dieng'i istiyorum. Dieng olmuyorsa Hernani. Al-Nusrati açıkçası benim için, ya ben Galatasaray'ın çok ciddi alıcı olacağını düşünmüyorum Al-Nusrati'de. Ha, ama bonservisi olmasaydı öne çıkabilirdi. Galatasaray'ın önceliği bonservisi futbolcularda. Bir iki pozisyon dışında Galatasaray bonservis ödemek istemiyor. Kiralık veya bonservissiz. Berke Juhan, Salih Uçan daha sözleşme imzalamadı. Bence gönlü Galatasaray'da. Valla Beşiktaş'a yakın ama pazarlıklar da devam ediyor. Beşiktaş da henüz imzalamış değil arkadaşlar. Evet. O zaman devam edelim. Sonraki görselimiz ekrana gelsin. Şimdi bu konu. Everton'ın yeni teknik direktör adayı Fatih Terim. Haber Gol Karakol TV. Şurada da haberin metnini görüyorsunuz arkadaşlar. Ya Fatih Terim'e bir kere Katar'dan net teklif geldi arkadaşlar. Yunanistan Olympiakos falan filan diyorlar. Ona çok inanmıyorum. Yani açıkçası onu çok gerçekçi bulmuyorum. Ha, böyle daha iyi oldu ya. Oh be. Ulan bunu niye daha önce akıl etmedim? Şimdi böyle daha süper oldu. Lan bırak. Demeyeceğim tabii. Şimdi arkadaşlar Fatih Terim'e bayağı bir aslında teklif var. Katar'dan teklif var. Suudi Arabistan'da bir başka kulüpten teklif geldiğini duyuyorum. Yani bir milli takımdan teklif var. Katar milli takımını çalıştırması yönünde. Bir de yine Suudi Arabistan'da birkaç takımın Fatih Terim'e teklif yaptığı söyleniyor. Bunu söyleyeyim. Vallahi böyle çok güzel oldu. Bundan sonraki yayın formatım bu arkadaşlar. Şimdi Fatih Terim bu kadar değerli bir insan. Yani Galatasaray'daki durumunu takip eden birçok kulüp var. Fatih Terim'i transfer etmek isteyen birçok kulüp var. Biz de Fatih Terim'e sahip çıkmalıyız. İkinci bir Fatih Terim yok arkadaşlar. O yüzden Everton'un da ben ilgilendiğini düşünüyorum. Fatih Terim'in böyle hani Watford'du, Bournemouth'du, işte Brighton'du bu tarz takımlara gitmesini istemem. Ama Everton, Leicester, Arsenal vesaire, yani zirveyi hedefleyen, Şampiyonlar Ligi hedefi olan kulüplere gitmesini isterim sevgili arkadaşlar. Bunu kendi adıma belirteyim. Burada Fatih Terim'in şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şöyle bir tavrı var kendisine yapılan tekliflerde. Galatasaray'ın seçimin sonrasında karar vereceğini, kararını ondan sonra, önceliğinin Galatasaray olduğunu söylüyor arkadaşlar. Mesela bu arkadaşlar gibi yapmayalım bence. Fatih Terim istifa demiş. Tabii diyebilir. Demokratik hakkıdır. Fatih Terim istifaya davet edebilir. Ama Fatih Terim Galatasaraylıların kaybetmemesi gereken bir değer. Kendisini tamamen sahaya vermiş. Tamamen sahaya kanalize olmuş. Bir Fatih Terim, çok net söylüyorum, Galatasaray'ı şampiyon yapar. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Hoca'ya şöyle bir ortam sağlasınlar. Hangisi başkan seçilirse. Fatih Terim tamamen sahaya konsantre olsun. Tamamen futbol takımıyla ilgilensin. TFF, PFDK, MHK ile rakiplerle başkan ve yöneticiler uğraşsın. Fatih Terim Galatasaray'ı açık ara şampiyon yapar arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. İnan Altun abi Fatih Terim kalır bence, bırakmaz demiş. Kamercan Gül, aniden aklıma şampiyonluğu iki golle kaçırdığımız geldi. Ah ah ah, o Hatay'dan o üç golü yemeyecektik ya. Hatay'a 1-0 yenilsek şampiyonluk. Berabere kalsak şampiyonluk. Neyse takılmayalım artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Evet. Boran Coşkun, iyi yayınlar, hürmetler abicim demiş. Ruşen Alkan, Üyüp abi ben de Burak Elmas başkan olursa Ali Koç gibi olur endişesi var. Ama bir yandan da Fatih Terim faktörü var demiş. Ya ben açıkçası yani iki başkan adayının çok bu seçim sürecinde çok güzel bir yol izlediğini, projelerini, planlarını, sponsorluklarını anlattığını, Fatih Terim'le ilgili, taraftarla ilgili doğru mesajlar verdiğini düşünüyorum. Burak Elmas veya Metin Öztürk
açıkçası. İkisinin de Galatasaray'a çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Bunu da söyledim zaten. Yani benim desteklediğim iki aday Burak Elmas ve Metin Öztürk. Ama Eşref Bey de dün gerçekten çok etkili ve çok iyi konuştu. Oyunu arttırmış olabilir, seçimi kazanabilir arkadaşlar. Kazanırsa da üzülmem. Eşref Bey'in de ben Galatasaray'a faydalı olacağını düşünüyorum. En azından temsiliyeti çok yüksek ve kuvvetli ilişkileri olan bir Galatasaray'la. Emre Mor yeniden Cimbom'a, İspanyol medyası yıldız futbolcunun yeniden Galatasaray'a gideceğini iddia etti. Ben de iddia ediyorum ki Emre Mor Galatasaray'ın gündeminde yok arkadaşlar. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Emre Mor Galatasaray'ın gündeminde yok. Galatasaray Emre Mor'u transfer etmeyecek. En azından bana gelen kaynaklar bu yönde. Ben Emre Mor'un Galatasaray'a geri dönmesini beklemiyorum. İlerledik. Ama bu arkadaşı çok isterdim. Yurt dışı basınında çıkmış, bakın görüyorsunuz şurada. Okuyorsunuz değil mi alt tarafı? Vidal Venerdi. Galatasaray ve Beşiktaş menajerler aracılığıyla Arturo Vidal ile temasa geçti. Her iki kulüpte oyuncu 2 artı 1 yıllık sözleşme teklifine hazır. Vidal ise şu an için Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakmıyor. Sezon başında da ilgilendi Galatasaray. Çok uğraştı, çok mücadele etti Arturo Vidal'i transfer etmek için. Ama olmadı. Keşke gelse, çok renkli de bir kişilik. Galatasaray'a ciddi anlamda katkı sağlardı diye düşünüyorum. Vidal'i de açıkçası ben kendi adıma isterdim. Evet, vallahi şu görüntümü çok beğendim arkadaşlar ya. Bugüne kadar ben niye böyle yayın yapmadım ya? Bundan sonra format bu. Biraz daha geniş açı. Tamam. Tişörtümü de göstereyim yani. 10 numara 5 yıldız tişört. En sevdiğim tişörtüm arkadaşlar. Basketbola sahip çıkın. Şimdi birazcık soru cevap yapalım sevgili arkadaşlar. Mesajlarınızı o sağda gördüğünüz chat bölümü var ya, oradan şöyle yaparsam daha doğru oldu. Tamam. Siz şimdi görebiliyorsunuz. Chat bölümünden soru görüş eleştirilerinizi gönderin. Mesajlarınızı gönderin. Bu interaktif bölümde, yani soru cevap yapacağımız bölümde sizden rica ediyorum. Aynı zamanda bir beğeni ve abonelik bırakın. Abone olmayanları da abone olmaya davet ediyorum ve başlıyorum. Evet. Barış Çirik, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan Terim'le çalışmaz abi. Diğerleri kazanırsa Terim'le devam eder. Yani Yiğit Şardan net çalışmaz. Eşref Hamamcıoğlu ise problem yaşayabilir. Kabul ediyorum bunu. Yani Eşref Hamamcıoğlu problem yaşayabilir. Harun Çalışkan, öne de bir tane tespih koyarsın abi demiş. Lan bırak falan. Tamer Yoldaş, abi gömlek yakası açık, bir de yüzük, bir de yanına kitap ve su bardağı. Zülfikar. Zülfikar. Benim tarzım değil arkadaşlar. Ben monşer olacağım. Ben böyle daha elit takılacağım. Aref Galatasaray 1905, Musa Yıldız'a abone olun arkadaşlar. Bir arkadaş Aref'i blokleyebilir mi? Engelleyebilir mi? Aref'i blokleyalım. Ronahi Eymen, Eyüp Bey, bu alemde siz ve Zeki uzun durun kadar daha bombacı birini görmedim. Ronahi Eymen, Allah aşkına ne bombası patlattım ben? Ne dedim? Gerald Bey Galatasaray'da mı dedim? Benim mesela geçen gün bir transfer haberim oldu. Bertrand, Southampton'ın sol beki, Ryan Bertrand, Galatasaray'ın gündeminde. Bakın yarın bir gün göreceksiniz. Çok net bir kaynaktan öğrendim. Ne dedim? Onyekuru'yu söyledim. Galatasaray vazgeçmedi dedim. Yani onun dışında ne söyledim? Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'da mı dedim? Galatasaray Gerrit Bey'i mi aldı dedim. Nasıl bir bomba patlattım yani? Bombacı dedi, orada yalancı demek istiyor. Yani söyler misin? Ronahi, bak ekranda görüyoruz seni. Ronahi Eymen kardeşim. Bana patlattığın bombayı, yani söylediğim yalanları yazar mısın? Yaz, söz veriyorum, özür dileyeceğim burada canlı yayında. Hadi benim söylediğim yalanları patlat. Paylaş. Ezbere konuşmayın arkadaşlar. Ezbere konuşmayın. Ben gazete manşetlerini değerlendiriyorum transferde ve bana gelen duyumları paylaşıyorum. Bana gelen duyumlarda da sonuna kadar da itidalliyim. Ya herkes İrfan Can Kahveci Galatasaray'da dedi. 100 bin, 200 bin izlendi yalan haberle.
Ben çıktım dedim ki arkadaşlar kulüpten aldım bilgiyi hem de. Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak bunlar beni zerre sevmeyen insanlar, benden nefret eden insanlar ama çevrelerini dolaşarak menajerler, kulüp, divan üyeleri vesaire onlardan bilgi alarak dedim ki İrfan Can Kahveci Galatasaray'la anlaşmış değil. Yani on yok. Herkes Ahmet Musa Galatasaray'da, Ahmet Musa Galatasaray'da birçok YouTube kanalı Galatasaray Onyekuru'dan vazgeçti. Ahmet Musa'yı aldı dedi. Ben dedim ki Onyekuru'dan vazgeçmedi. Fatih Terim Onyekuru istiyor dedim. Onyekuru geldi. Yapma gözünü seveyim ya. Yalanımı söyle çıkıp özür dileyeceğim. Yani yalanımı söyle çıkıp özür dileyeceğim. Game 1 Hakan Çalhanoğlu ne oldu? Hakan Çalhanoğlu bence artık gelmez. Yani Juventus'un teklifini gördükten sonra Milan da çok fiyat yükseltti. Bir de Galatasaray şampiyonluk şansı olmadı. Şampiyon olamadı maalesef. Açıkçası ben Hakan Çalhanoğlu'na artık inanmıyorum. Fakat Metin Öztürk'ün anlaştığı bir tane milli futbolcu var. Geçen gün, yani dün akşamki yayında söyledim. Eski günlerine dönerse çok net bu ligin altını üstüne getirecek bir futbolcu. Bakın Metin Öztürk Fatih Terim'e 4 tane yerli, 2 tane yabancı ismi verecek. 6 futbolcuyla anlaşmış Metin Öztürk. Aynı şekilde Burak Elmas'ın da isimleri var ama onları bilmiyorum. Fakat Metin Öztürk'ün anlaştığı 2 yabancı, 2 yerli futbolcunun ismini öğrendim. 2 yabancı, 2 yerli futbolcunun ismini öğrendim. Yerlilerden bir tanesi genç, çok konuşulan bir isim. Bir tanesi de şu an milli takımda. Eğer bakın o isim transfer edilirse Hakan Çalhanoğlu etkisi yaratır. Net söylüyorum. Hele eski günlerine gelirse çok büyük bir katkı sağlar. Ama bu transfer nasıl gerçekleşecek? Şimdi Metin Öztürk ve ekibi ne yapmışlar? Bu milli futbolcuyla temas etmişler. Başkan seçilirsek seni transfer etmek istiyoruz demişler. Koşullar, şartlar vesaire konuşulmuş ve el sıkışılmış. Yani prensip anlaşmasına varılmış. Eğer Metin Öztürk başkan seçilirse aynı şey Burak Elmas için de geçerli. Onun da 12 kişilik bir listesi var. Transfer de temas etti. Fatih Terim'e soracak. Şu ismi istiyor musun? Fatih Terim onay verirse gelecek ve net söylüyorum çok ciddi fark yaratacak bir futbolcu. Berke Juan, Eyüp Bey, Adem Büyük hikayesine ne diyorsun? Valla Adem Büyük Galatasaray'ın gündeminde değil. Birkaç kişi yazmış galiba. Bence Galatasaray'ın gündeminde değil. Ama ben rotasyonda Falcao yerine Adem Büyük'ü tercih ederim. Eder miyim? Ederim. Yani ben Falcao yerine Adem Büyük'ü tercih ederim. Adem Büyük gelsin başlasın. Falcao gitsin. Emre Gönüllü, sen yanlış anladın. Yalan haber değildi ki abi, adamla anlaşmıştık. Zaten Ali Koç Gümüştan ofisine gittikten sonra Fenerbahçe aldı. Hayır o değil, imzaladı diye yayın yaptılar. Tamam bitti. İrfan Can Kahveci Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Alacağı para şu falan filan diye yayın yaptılar arkadaşlar. Ben de dedim ki imza yok, imzalamadı dedim. Öyle prensip anlaşmasından bahsetmiyoruz. Orada çıktık. İlk biz söyledik. Biz derken Günay'la beni, Günay'ı da dahil ediyorum buraya. Günay'la kendimi kastediyorum. Yani çıktık ve hayır anlaşma yok dedik. Sonrasında anlaşma olmadığı ortaya çıktı. Anlaşma yok dediğimiz için önce küfür yedik, sonra takdir gördük. Evet. Abi aklına oğlum onu nereden kaldır mı geldi? Onu oradan kaldır mı geldi demiş. Yok ben geyik yapıyorum. Tolga Gök, Özgür Sancar'la yayınınız olacak mı? Olacak arkadaşlar. Özgür ile yayın yapacağız. Özgür'ün farklı kayıtlar yapıp yayınlıyor. Ama ben onu canlı yayınlarıma davet ediyorum. Özgür Sancar'la yayın yapacağız arkadaşlar. Yakup Çalık, Bartu kadro dışı mı abi demiş. Böyle kendimi böyle geniş açıdan görünce böyle birazdan da uzaktan bir arkadaş da şey yazmış. Abi zaten yakışıklıydım falan. Şimdi uzaktan çekimde böyle geniş kadrajdan da karizma oldum demiş.
böyle bir havaya girdim arkadaşlar. Eller kollar falan filan. Açıkçası yayını biraz uzatabilirim yani. Şu an kendimi karizmatik ve yakışıklı hissediyorum. Yayını bir 5-10 dakika daha uzatayım o zaman. Bartu kadro dışı mı abi diye sormuş. Bartu şu an kadro dışı değil ama böyle devam ederse kadro dışı kalacak. Çünkü sözleşme yenilemiyor. Temaslar, diyaloglar devam ediyor. Bu şekilde Bartu'yla sözleşme imzalanmazsa sıkıntı yaşanacak arkadaşlar ve maalesef Bartu Elmas kadro dışı kalacak. Evet. Milli takımla ilgili, milli takımla anlaştığımız futbolcuyla ilgili sorular soruyorsunuz. Lütfen isim sormayın. İsim yazmayacağım. Altı Özer. Abi Kel Olman seni karizmatik yapıyor demiş. Arkadaşlar kel değilim ben. Az saçlıyım. Saç var yani. Sıfır değil yani o bölge. Kısmi saçlı da diyebilirsiniz. Aksu abi Galatasaray basketbolda Kenan Evans Makabi ile anlaşmaya çok yakınmış. Yeni isimlere yönelecek. Biz yöneleceğiz. Yani her pozisyon için 4-5 oyuncu var. Bir de Ekrem Hoca NBA'den düşecek oyunculara bakıyor. Yaz ligine bakacak. NBA yaz ligi de önemli. Fırsat transferleri kollayacak ama bu dönemde özellikle yerlileri kaçırmamak lazım. Şimdi Mete Can Birsan'ı Fenerbahçe almış diye duydum. Burak Can Yıldız'ı almak lazım. Can Korkmaz'ı mutlaka transfer etmek lazım. Şöyle 3-4 tane iyi yerli futbolcu, şey basketbolcu transferini bitirip ondan sonra yabancı zaten okyanus. Yani yerli için göl diyelim. Çok fazla oyuncu yok basketbolda. Kaliteli Galatasaray'a seviye atlatacak çok fazla yerli oyuncu yok. O yüzden yerlileri bir an önce transfer edip ondan sonra Amerika pazarı var, Yugoslav pazarı var. Yani birçok yabancı basketbolcu var. Ve fırsat transferleri de gelecek Galatasaray'ın önüne. O yüzden yabancı da çok acele etmeye gerek yok. Ama yerli de acele etmek lazım. Yoksa sıkıntı yaşarız. Evet. Kerim İpek. James Blackmon ne durumda? İsmet Akpınar da iyi olur yerli için. İsmet Akpınar Fenerbahçe ile anlaşmış maalesef. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Keşke Galatasaray'a gelseydi. Galatasaray'da ilgilendi ama olmadı. James Blackmon da Galatasaray'ın temas halinde olduğu isimlerden biri. Fakat piyasası çok yükselmiş. Biraz da galiba yüksek bir para istemiş. Yani Galatasaray 250 bin dolar civarı bir bütçeye sahip o bölgede. O galiba 300 mü 300 küsür mü öyle bir para istemiş. Ama Galatasaray James Blackmon'la ilgileniyor sevgili arkadaşlar. Barış Çirik abi Berkay Özcan nasıl olur? Başakşehir verir mi bize? Gelse iş yapar düşüncesi değil mi? Berkay çok süre alamadı Başakşehir'de. Ama net söylüyorum fark yaratabilecek, katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Ama alamaz Galatasaray. Şöyle bir yurt dışında oynayan genç bir oyuncuyu düşünün. Mehmet Ali Sezer, Musa Yıldız mı, Eyüp Yıldız mı? Hangisi abonelerini Serengeti'ye götürecek? Valla geçen gün bir tane Fenerbahçeli mesaj atmış Musa Yıldız'a. Ben de izliyorum işte kanalını falan filan diyor. Ben zaten objektif bir kanalım diyor. Yarın bir gün 3 tane Fenerbahçeli katılsın. Musa Derin Haber 1905 slash veya tire 1907 yapar yani. Ben size söyleyeyim. Burası Harbi Galatasaray kanalı. Fanatizm, holiganizm yapmıyoruz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a bölücülük yapmıyoruz. Ötekileştirmiyoruz. Nefret söylemimiz yok. Ama burası Harbi Galatasaray kanalı. Adam iki tane Fenerbahçeli izliyor diye ben zaten objektif bir insanım dedi. Çok objektif bir kanalım dedi. Üç tane Fenerbahçeli katıl üyesi gelsin. 1905-1907 yapar. Beş tane Beşiktaşlı gelsin. 1903 falan ekler yani. Hatta 61 Derin Haber 1905 yapar. Trabzonlular da kanala gelsin diye. Ben sizi uyarayım yani. Ona dikkat edin. Abone olmayın arkadaşlar. Şöyle yan sanayi kanalları. Derin Haber 1905 gibi. Beni taklit eden. Burada gerçek var arkadaşlar. Burada gerçek kanallar. Evet. Yiğit Şardan'ın en iyi projesi ve tek projesi Musa Yıldız'ı bitirmek. Doğru.
Yiğit Şardan'ın en güzel projesi, en iyi projesi Derin Galatasaray'ı bitirmek. Yani Derin Galatasaray derken Derin Haber 1905 kanalında kapatılması gibi de bir düşüncesi var yani Yiğit Bey'in. En büyük projesi bu. Eyvah, Musa abi çok ağır konuştu demiş. Nerede? Mesaj mı attı Musa'ya? Görmedim ki. Yok, mesaj yok. Evet Muhammed, kardeşiz. Benim bir küçüğüm. 2 yaş küçük benden Musa Yıldız. Ama benden 10 yaş yaşlı gözüküyor. Ben daha genç ve şeyim, karizmayım. Kubilay Ülker 1905'i kaldırır 1907 yapar. Diyorum size. Fener mesela yüksek üyelik var ya, 150 liralık üyeliği falan var ya. 7-8 tane Fenerbahçeli gelsin. Yüksek üyelik alsın. Arkadaşlar kusura bakmayın, kanal bundan sonra 1907 olarak hayatına devam eder der. Derin Haber 1907 olur ağzında kanal. Ruşen Alkan, Eyüp abi evleri mi ayırdınız? Hayır, Musa yazlıkta. Yazlık dediğimizde Kilyos'ta karavan bu arada. Onu da söyleyeyim. Böyle. Villa falan aklınıza gelmesin arkadaşlar. İnşallah sizlerin verdiği destekle, Katıl'dan, Süper Chat'ten, Sticker'dan verdiği destekle villa falan da alacağız yani. Ama bir herhalde 50 yılı bulacak bu almamız. Heh, Elif şimdi düzeltmiş. Eyvah Musa abi, Eyüp abi ağır konuştu demek istedim demiş. Peki. Musa Yıldız kırmızı çizgimiz demiş. Aref, seni yakında ben açıkçası Telegram'dan da sileceğim. Ondan sonra buradan üyelikten de atacağım. Sana Musa Yıldız'da başarılar dilerim. Bu geniş açı beni çok açıkçası havaya soktu ya. Ben niye daha önce böyle yayın yapmamışım? Abi kamerayı burnumun dibine koyuyorum. Kocaman çıkıyorum böyle. Kendime bakıyorum, yayından soğuyorum. Şimdi böyle geniş açı, ışık da güzel, oda da güzel. Arkada şey de yaptım, ufak tefek dekor da yaptım. Valla çok beğendim bu yayını arkadaşlar. Bundan sonra böyle devam. Peki, yayın biraz geriye doğru gitti. Berk Edipoğlu, abi ben yeni sayılırım. Musa abi senin akraban mı demiş. Maalesef akrabam arkadaşlar. Maalesef akrabayız. Musa Yıldız. Uzaktan akrabam. Yani onun annesiyle babası benim de annem ve babam oluyor. Yani uzaktan akrabayız Musa Yıldız'la. Evet. Peki. Ömer Gündüz burada. İyi yayınlar dostlar demiş. Gırgır Tayfa Channel, Eyüp abi Fatih Terim'i cidden Everton istedi mi? İstedi kardeşim. Fatih Terim'in peşinde 4-5 tane kulüp var arkadaşlar. Evet, yayını bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Yoksa şu formatta komedi programına, güldürmeyen komedi programına dönebilir. O yüzden yayını artık yavaş yavaş bitirelim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz çok değerlisiniz. Bu akşam saat 20.30'da maalesef Musa Yıldız'la bir yayın yapacağım. Günay Esentürk de yayına katılacak. Günay Esentürk, ben, Musa Yıldız. Transfer ve seçim konuşacağız arkadaşlar. Bu akşam saat 23'te, 20.30'da özür dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.